2 Ağustos 2015. Bugün çok ama çok sevinçliyim. Çünkü Fuat geldi. Buraya geleceği hiç aklıma gelmezdi. Onu hayatımda ilk kez görüyordum ama sanki ailemden biriymiş gibiydi. Hatta en yakınımmış gibi hissettim. Kendimi tutamayıp ona sarıldım. Sarılmama şaşırdı haliyle. Sonra ben de utandım. Beklediğimden daha genç ve çok güler yüzlüydü. Ben böyle şeylerle, cin falan gibi şeylerle ilgilenen insanların daha yaşlı ve sert, hatta korkutucu kişiler olduğunu düşünürdüm. Daha ilk cümlede beni şaşırttı. Zayıflamışsın dedi. Sanki eski halimi biliyormuş gibi. Kim bilir, belki biliyordur. Burada iştahım kaçtı, peki yemiyorum dedim. Gülümsedi. Ailem beni ziyaret ettiklerinde gülümserlerdi ama yüzlerinde saklayamadıkları bir hüzün olurdu. Fuat'ta ise hiç böyle bir şey yoktu. İyi görünüyorsun dedi. Şaşırmıştım. Ben mi dedim? Evet sen dedi gülümseyerek. Kendimi ikinci kez aptal gibi hissettim. Bilmiyorum, belki onu gördüğüm için yüzümde bir mutluluk vardı. Bilmem burada ne kadar iyi olunabilir ki dedim. Neden buradasın dedi. Beklemediğim bir soruydu. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Ailem deli olduğumu düşünüyor. Bir de intihar etmeye çalıştığımı. O yüzden buradayım dedim. Bunları söylerken kendimle barışıkmışım gibi gülümsüyor. Hatta kendine güvenen birisi gibi oturmaya çalışıyordum. Ama içten içe de kendimden deli olarak bahsettiğimin ezikliğini yaşıyordum. Hayır dedi. Kaderinde burada olmak var. Çünkü burası senin eğitimine başlayacağın yer. Ne eğitimi? İnsanların senin gibilerinin yardımına ihtiyacı var. Benim gibilerim mi? Kendimi çok aciz hissediyorum. Ben kendime yardım edemiyorum. Başkasına nasıl yardım edeyim? Bir süre sustu. Sonra, ailenin seni deli olduğunu düşündüklerini söyledim. Sen ne düşünüyorsun? Sence deli misin? Açık sözlülüğü şaşırtmadı desem yalan olur. Böyle bir soruya nasıl cevap verilebilir ki? Ne diyeceğimi bilemedim. Birkaç saniye etrafıma baktım. Sonra anneme saldırışım aklıma geldi. Biraz deli olabilirim dedim. Kendisinden hiç beklemediğim bir kahkaha attı. Ona bakıp ben de güldüm. Sanırım benimki biraz içinde delilik barındırıyordu. Hayır, yalnızca korkmuş küçük bir kız çocuğusun dedi. Hatırlıyor musun? Bana ifrit nedir diye sormuştun. Önce hatırlayamadım. Onun yüzüne baktım, o benim yüzüme baktı, sonra evet hatırlıyorum dedim. Karşılaştığımızı anlatırım demiştin. O zaman sana anlatayım dedi. Birçoğunu hayatımda ilk kez duyduğum şeyleri anlattı. İfritlerin cinniyattan bir ırk olduğunu söyledi. Onların içerisinde de en güçlüleriymiş. Cinler de insanın topraktan yaratılması gibi dumansız ateşten yaratılmıştır. İnsanlardan daha uzun yaşayabiliyorlarmış. 1000 seneden fazla yaşayanları varmış. İnsanlardan daha kalabalıklar dedi. Çok daha çok kalabalıklar. Kur'an'da cin suresi diye bir sure varmış. Çok şaşırdım. İnsanlardan daha hızlı hareket edebiliyorlarmış. Işık hızı gibi. Bazı özellikleri insanlardan çok daha kuvvetliymiş. Dünyaya insanlardan çok daha önce gelmişler. Bu dünya aslında onların yeriymiş ama insanlar dünyaya yayılıp öğrendikleri ilimlerle de onlara zarar vermişler. O yüzden insanlardan nefret ediyorlarmış. Anlattıklarım ve tebessümünden cesaretlenip ona sordum. Medyum gibi bir şey misin? Hani şu filmlerdeki gibi hayaletlerle, ruhlarla, garip varlıklarla konuşan, öteki dünyadan haber veren, gülümsedi. Aptalca bir soruydu herhalde. Özellikle hayalet diye bir şey yok. Ölmüş insanlar dünyaya hiçbir surette tekrar gelemezler. Ölen ölmüştür. Bazı özel insanlar hariç ölenlerin dünya ile ilgili işi yoktur. O özel insanlar da insanlara yardım etmek için bulunur. Korkutmak ya da zarar vermek için değil. O filmlerdeki medyumlar pasif kişiler. Sanki telsiz gibi iki taraftan haber veriyorlar. Daha konuştuklarının kim olduklarını bilmiyorlar. Cinniyat onlar ne derlerse inanıyorlar. Ve medyumlar güçsüzlerdir. Karşılarındaki şeyler onları korkutabilir, hatta zarar verebilir. Ama cinniyat bana zarar veremez. Ben onlara zarar verebilirim. Benim karşımda onlar için iki seçenek var. Ya itaat etmek ya da ölmek. Her ikisinin de benim için değişen bir şey yok. Sayılarının ya da kalabalık olmalarının bir önemi de yok. Habir, habin. Benim için hepsi aynı. Çok iddialı konuşuyordu. Kendine güvenen bir hali ve rahatlığı vardı. Cinci misin diye çekinerek sordum. Fuat hayır dedi kesin bir ifadeyle. Onların çoğu hayırsız veya şerli insanlardır. En iyisi bunu para için yaparlar. Ben ise insanlara yardım almak için yapıyorum. Ayrıca bu yapabildiğim şeylerin küçük bir kısmı. Şundan emin olabilirsin. İnsanlar cinlerden daha fazla zarar verir. Onları başkalarına zarar vermek için kullanan insanlardır. Eskiden insanlar böyle kişilere cadı, büyücü derlerdi. Bunlar zalim kimselerdir. Hem insanlara hem de cinniyata zarar verirler. Vakti zamanında Sultan Süleyman cinniyatla anlaşma yapıp insanlara zarar veremeyeceği yönünde onlardan söz aldı. İnsanlar da cinniyata zarar veremeyeceği, çocuklarını kaçıramayacağı yönünde söz aldı. Ama sözlerini ilk bozanlar insanlar oldu. Fuat'ı hayranlıkla ve ağzım açık bir şekilde dinliyordum. O kendine güvenen hali beni çok etkiliyordu. Onun yanındayken korkularım benden uzaklaşmıştı. Neyse bunlar çok lazım bilgiler değil. Senin ihtiyacın olan şeyler bunlar deyip elini ceketin cebine soktu. İçinden 4 tane beyaz küçük bez kese çıkarıp bana uzattı.
Bunlar nedir dedim. Okunmuş tuz dedi. Bir şey anlamamıştım. Aptal aptal bakmamdan anlamış olmalı ki bunlar seni buradaki varlıklardan, gölgelerden korumak için dedi. Ona gölgelerden hiç bahsetmemiştim. Hatta onlara gölge adını bile koymuştum ve günlükten başka bir yerde yazmıyordu. Nasıl bile biliyor böyle şeyleri? İçimde saklı şeylerden nasıl haberi oluyor? Hiçbir fikrim yok. Korkarsan bir şey öğrenemezdin. Öğrendiklerini yapamazdım. Zaten ilk önce öğrenmem gereken şey korkmamak diye devam etti söze. Sanırım korkmamak hiç öğrenemeyeceğim bir şey. Fuat konuşmadan sonra çok kalmadı. Giderken beni tekrar ziyarete gelir misin dedim. Dışarıda görüşürüz dedi. Beni buradan çıkaracaklarından şüpheliyim. Deyince endişe etme çok yakında çıkarsın dedi. Heyecanlıyım. İnşallah okunmuş tuzlar işe yarar. Yararsa çok sevineceğim. 3 Ağustos 2015. 1. Sanırım hatta eminim yatağın altına koyduğum okunmuş tuz keseleri işe yaradı. Yine de hala onların varlıklarını zayıf da olsa hissediyorum. Ama yatağa girdiğim anda hiçbir şey yapamayacaklarını biliyorum. 2. Fuat geldiğinden beri Damla'yı görmüyorum desem yeridir. İkimiz de birbirimizden uzak durmaya çalışıyoruz sanırım. Ama keyfim yerinde. Hava çok güzel. Kuşların cıvıltısı, rüzgarlarda birbirine çarpan yaprak sesleri çok güzel. Bankta oturup günlüğümü keyifle dolduruyorum. 3. Neriman ablayla aramızda o günden sonra çok iyi oldu. Kendimi böyle bir yerde huzurlu hissedeceğimi sanmıyordum ama Fuat'la Neriman abla bana çok iyi geliyorlardı. Zavallı kadın. Benimle konuşmaya başladıktan sonra bu tımarhaneye kapatıldığından beri ilk kez mutlu hissettiğini söyledi. Bütün gün her fırsatta sohbet ediyoruz. O kadar yakınlaştık ki, geçen gün Suna abla o kadın iyi birisi değil, ondan uzak durmalısın. Sana zarar verebileceğinden korkuyorum dedi. Neriman abla senin bildiğin gibi biri değil. O iyi biri dediğimle, kız sen ne kadar safsın, beni dinle. Ondan uzak dur dedi. Ne söylersem onun için bir şey değişmeyecekti. Suna ablanın gözünde Neriman acımasız bir çocuk katiliydi. 4 Ağustos 2015. 1. Bu gölgelerden kesin olarak kurtuldum. Öyle hissediyorum. Eğer etrafta olsalardı varlıklarını hissederdim. Çünkü onlar etrafımdayken hep huzursuz oluyordum. Artık neşeliyim ve keyifliyim. 2. Benim keyfim daha iyiyken Damla o kadar neşesiz. Benden günlerdir uzak duruyor. Bugün hava çok güzel. O yüzden kahvaltıdan sonra dışarı çıkıp bahçede dolaştım. Günlüğümü açıp bir şeyler yazacakken ağlama sesi duydum. Damla bahçenin bir köşesinde ağlıyordu. Arkası bana dönüktü. Yanına gidip gitmemekte tereddüt ederken Suna hemşireyi Damla'nın yanında gördüm. Ne oldu kızım neden ağlıyorsun diye sordu. Damla ağlamalarının arasında babamı özledim. Kaç gündür gelmedi dedi. Suna ablanın bir anda yüzünün düştüğünü gördüm. Derin bir nefes aldı sonra da belki işi çıkmıştır dedi. Duyduklarımı üzüleyimi bilemedim ama şaşırdım. Çünkü daha önce hiç ziyaretçisi olduğunu görmemiştim. Bunları düşünürken benim orada olduğumu biliyormuş gibi aniden arkasını dönüp kötü kötü bana baktı. Sonra koşarak bahçenin başka bir yerine gitti. Şaşkınlıkla Suna ablaya baktım. Bayağı üzgün görünüyordu. Kafamı çevirdiğimde az ötede Neriman ablanın da onları seyrettiğini gördüm. Onun yanına doğru gittim. Merhaba demek için ağzımı açmıştım ki, göründüğü kadar masum değil dedi. Kim? Damla mı? Evet. Üvey annesinin onu buraya gönderdiğini söylüyor herkese. Öyle değil mi? Tam olarak değil dedi. İyice garip gelmeye başlamıştı Neriman ablanın anlattıkları. Ama daha sonra anlattıkları ise korkunçtu. O kız buraya ilk geldiğinde bana da ağlayarak üvey annesinin onu buraya gönderdiğini söylüyordu. Ben de küçük bir çocuk olduğundan acıyarak onunla ilgilenmeye başlamıştım. Başta aramız iyiydi, oyun oynuyorduk, sadece saklanmaç tabii. Bir süre sonra da bana gerçeği anlattı. Hangi gerçeği diye sordum. Babasının ölümünden küçük kardeşinin sorumlu olduğunu söyledi. 2 yaşında bir çocuğun. Bir dakika, babası ölmüş mü dedim. Afallamıştım. Az önce Damla babam kaç gündür gelmiyor dememiş miydi diye içimden geçirdim. Dur daha şaşırtıcı kısmına gelmedim dedi. Neriman abla anlattıkça Damla ile ilgili resim kafamda netleşmeye başladı ama hoş bir resim değildi. Babası ölünce üvey annesinin onu hiç sevmediğini, sadece küçük kardeşini sevdiğini anlatmıştı. Sonra da babasının bir gün geri geldiğini ve kardeşini öldürmesi gerektiğini söylemiş. O da üvey annesi evi süpürürken kardeşini banyoya götürüp burada durakladı. Banyoda su dolu kovada boğulmuş. İşte bunu duyunca şok olmuştum. Aman Allah'ım dedim. Neriman abla, ondan uzak dur. O tekin değil dedi. Burada kimse tekin değil. Herkes bir diğerinden uzak durmamı söylüyor. Hala kendime gelmeye çalışıyorum. Burada garip bir hayatım var. Çok garip. 10 Ağustos 2015. 1. Yorgunum ve de moralsiz. 2. Birkaç gündür yazamamıştım. Çünkü yine hücreye kapattılar beni. Ama bu sefer suçsuzdum. 3. En son yazdığım tarihe bakılırsa 6 gün önce delik dedikleri hücreye kapatılmışım. O korkunç kız yüzünden. 4. Dün çıktım delikten. Bir şeyler yazacak kadar aklım başımda değildi. Hala da değil zaten. 5. Hangi birini yazacağım? Başta günlüğümü de bulamadım zaten. Hep yatakta süngerlerin arasına saklardım. Az önce başka bir yatağın altında günlüğümü ve yırtık sayfaları buldum. En son 10 sayfa ve sadece Damla ile ilgili yazılı sayfalar. Sayfaları kimin koparttığını tahmin etmek zor değil. 6. Çok sinirliyim. 7.
Parça parça şeyler hatırlıyorum o geceyle ilgili. En net hatırladığım şey Damla'nın korkunç görüntüsü ve sesi. 8. O şeyler. Onları istemiyorum diyen bir sesle uyanmıştım o gece. Damla karanlıkta yatağımın ayak ucunda biraz gerideydi. Ayakta öylece duruyordu. Uyku sersemliğinden ne olduğunu anlayamıyordum. Karanlıkta yüzü gözükmüyordu. Bir süre daha sessizce durdu. Ne oldu dedim. Ne olduğunu biliyorsun dedi. Yatağının altındaki şeyler beni rahatsız ediyor. İyice şaşırdım. Ne dediğini anlayamıyorum. Yatağımın altında bir şey yok dediğimde yalancı diye bağırdı. Deliler uyanmaya başladı. Omurtaları, çığlıkları ortamı iyice kaotik ve korkutucu hale getiriyordu. Onları oradan çıkar yoksa derken Damla yerden yükselmeye başladı. Karanlıkta olsa vücudundaki değişimleri fark edebiliyordum. En çok da gözlerini. Gözleri parlak bir turuncuya dönüştü. Artık sesi yetişkin bir erkek gibi çıkıyordu. Seni parçalarına ayırırım dedi. Sonra sanki zorlanıyormuş gibi ses çıkarmaya başladı. Yatağım sarsıldı ve havaya kalktı. Korkudan ödüm patlıyordu. Aşağıya baktığımda o küçük gölgelerin yerde yatağın etrafında toplandıklarını gördüm. Uğultuları yükselmeye başladı. Tekrar Damla'ya baktım. Etrafa dalga dalga kötülükler yayıyordu. Uzak dur benden dedim. Bana aitsin dedi. Onun olmayan o korkunç sesti. Ruhun, bedenin bana ait. Sesi insanın kulaklarını acıtıyordu. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Elimi yatağın altına sokup tuz keselerinin birini aldım. Telaşla içinden aldığım tuz parçalarını ona doğru fırlattım. Yüzünü tutup acı içinde bağırmaya, çığlık atmaya başladı. O sırada yatak bütün ağırlığıyla yere çarptı. Yataktan indim. Korku dolu gözlerle ona bakıyordum. Damla yerde inliyordu. Koğuşun ışıkları yandı. Sesleri Suna hemşireden başka hasta bakıcılar ve nöbetçi doktor da geldi. Suna hemşire koşup onu yerden kaldırdı. Damla'nın yüzü ve kolları kırmızı lekelere benzeyen büyük yaralarla doluydu. Suna hemşire bana baktı şaşkınlıkla. Damla hala çığlık atarken Emine o yaptı. O yaptı diyerek beni gösteriyordu. Ben bir ona bir de Suna hemşireye baktım. Bir şey demek istedim ama diyemedim. Doktor hasta bakıcılara dönüp götürün şunu dedi. İki yarı hasta bakıcıyı ite kaka beni hücreye götürdü. Yerde yırtık pırtık bir şiltenin üstünde elimdeki tuz kesesiyle tek başıma o karanlık hücrede oturdum. Sabaha kadar korkudan uyuyamadım. O günden sonra bu sabaha kadar beton vurdular. 11 Ağustos 2015. 1. Kahvaltıdan sonra Neriman ablayı bir kenara çekip günlüğümün sayfaları koparılmış. Kimin yaptığını biliyor musun diye sordum. Damla'nın yaptığını biliyordum ama bir başkasını da duyup emin olmak istiyordum. Neriman abla soruma çok şaşırdı. Beni dikkatlice süzdü. Hatırlamıyor musun dedi. Neyi hatırlamıyor muyum dedim. Sen yırttın dedi. Ne? Ben mi dedim şaşkınlıkla. Evet, dün delikten çıktıktan sonra günlüğünü alıp yorganı başının üstüne örtüp sallanarak anlamadığım garip bir şeyler söyledin. Sesin yükselmeye daha da garipleşmeye başladı. Yatakta şiddetle sallanıyordun. O tuhaf şeyleri söylerken de arada sayfaların yırtılma seslerini duyuyordum. Müdahale edecektim ama kısa zaman sonra durdun. Çok üzgün olduğunu düşünüp bir şey demedim dedi. Ben Neriman ablaya öylece bakıyorum. Dedikleri çok ama çok anlamsızdı. Ben yapmış olamam. Mümkün değil dedim. Sonra aklıma o korkunç ihtimal geldi. Koşarak yanından uzaklaşıp bahçeye çıktım. Nefes almaya ihtiyacım vardı. Aldığım nefes yetmiyordu. Yere çöktüm. Soluklarımın arasında kız beni ele geçirmiş diye fısıldadım kendime. Şaşkınlığım önce korkuya sonra da öfkeye dönüştü. 2. Aciz olmaktan, kendimi aciz hissetmekten yoruldum. Bu kızın bana verdiği zararlardan sıkıldım. Beni hayata, aklıma, hislerime bağlayan tek şey günlüğüm. O kız yüzünden hem aklımdan hem de günlüğümden olmak istemiyorum. Bu işi artık sona erteceğime dair kendime söz verdim. Artık her şeyden korkarak yaşamak istemiyorum. Bu kızı durdurmanın bir yolu olmalı. Fuat biliyordur. Ona ulaşmalıyım. 3. Az önce Suna ablaya cep telefonu ile ablamı aramak istediğimi söyledim. Haliyle şaşırdı. Ayrıca Damla olanlardan sonra bana biraz mesafeli duruyordu. Yine de beni sevdiğini biliyordum. Ne yapacağımı anlamak ister gibi önce beni süzdü. Yanlış bir şeyler yapmayı düşünmüyorsun değil mi dedi. Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Sadece onun sesini duymaya ihtiyacım var dedim. Telefonunu uzattı. Ablamın numarasını unutmamıştım. Ablam sesimi duyunca yabancı bir numaradan da aradığım için biraz endişeliydi. Kötü bir şey mi oldu diye sordu. Sesinde gerginlik hissediliyordu. Hayır diye yalan söyledim. Belli ki hücreye atıldığımı duymamıştı. Olayları biliyor olduğunu düşündüğümden ararken biraz gergindim. Senden çok önemli bir şey istiyorum deyince aman Allah'ım kötü bir şey oldu değil mi dedi. Sakin olmasını, ortalığı velveleye verecek bir şey olmadığını söyledim. Fuat'ı ara ve bana ulaşması gerektiğini söyle dedim. Deniz ne oluyor yine? Sen Fuat'la her görüştüğünde sonu kötü biten bir şeyler oluyor. Bu defa olmayacak, ben kendimdeyim. Sen sadece dediklerimi Fuat'a söyle yeter dedim. Başıma gelenleri hafifleterek ve bazı kısımlarını es geçerek anlattım. Kendimde olmadığımı, yapamayacağımı söyledi. Benim zarar görmemi istemiyormuş. Eğer benim için bunu yapmayacaksan bir daha seninle konuşmam, görüşmem deyip suratına kapattım.
Kızdığımdan kapatmadım tabii. Onu duygusal olarak bunu yapmaya mecbur etmek için. Umarım işe yarar. 12 Ağustos 2015. Öğlenden sonra Suna abla koğuşa geldi. Ben de seni arıyordum. Ziyaretçin geldi dedi. Fuat'ın geldiğini anlamıştım. Yataktan fırladım. Suna ablaya nerede diye sordum. Aşağıda bahçede. İyisin değil mi? Bir sorun yoktur umarım. Yok, hiçbir sorun yok. Hatta gayet iyiyim. Biliyorsun, istediğin zaman sıkıntılarını benimle paylaşabilirsin. Biliyorum, teşekkür ederim. Ziyaretçimi bekletmeyeyim deyip yanından koşarak uzaklaştım. Geleceğini biliyordum dedim kendi kendime. Bahçeye çıktığımda heyecanla etrafa baktım. Gülümseyen yüzüyle babamı görünce çok şaşırdım. Onu gördüğüme sevinmek istedim. Gerçekten. Ama sevinememiştim. O an babamdan çok Fuat'a ihtiyacım vardı ve onun gelmemiş olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Tabii bunları babama belli etmedim. Birbirimize sarıldık. Bahçede dolaşırken konuştuk. Yüzüme hafif pişmanlık dolu bir ifadeyle bakıyordu. Çünkü burada olduğum sürece beni aramamış, ziyaret etmemişti. Daha önce gelmek istiyordum ama nasıl anlatsam, seni nasıl bulacağımdan emin değildim. Seni burada bir akıl hastası olarak düşünmek bana çok ağır geliyordu. Hala da inanamıyorum. Son 2 haftadır da her gelmek istediğimde senin iyi olmadığını söylediler. Doktoru aradığımda ailesinden birileriyle bir süre görüşmesi iyi olur. Tedaviyi zorlaştırıyor dedi. Sorun değil, biraz sıkıntılarım vardı ama şimdi iyiyim dedim. Acaba söylediğim yalanlar inandırıcı mı? Yoksa inanıyorlarmış gibi mi yapıyorlardı? Kim kimi kandırıyor? Cevabını bilmeyeceğim sorular bunlar. Babamla konuştukça o da ben de rahatladık. Buradan yakında çıkacağıma inandığımı söyledim. Bence şimdiden gayet iyi görünüyorsun dedi. Buradan çıkınca onun evinde kalmak isteyip istemediğini sordu. Memnuniyetle evet dedim. Annemin daha doğrusu ve babamın yanında kalmak istemiyorum. Babamla vakit güzel geçti. Şimdi ise heyecanlıyım. Ablamın Fuat'a ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorum. Ulaştıysa ne cevap verdi acaba? Fuat bana yardım etmek için buraya gelir mi? Yoksa bu eğitimin bir parçası deyip beni burada bu kız ve etrafındaki gölgelerle başa baş mı bırakacak? Allah'ım lütfen gelsin. 13 Ağustos 2015 1. Bütün gece uyuyamadım. Heyecandan, gerginlikten karnım ağrıyor. Ne ablamdan ne Fuat'tan 2 gündür ses çıkmadı. Kafamda bin bir türlü soru. 2. Çok korkuyorum. Ne olur bu akşam güneş batmasın, karanlık olmasın. 3. Öğle yemeğinden sonra bahçeye çıktığımda Emine'nin o deli gülüşüyle elindeki bir şeyi bahçedeki küçük Sevil'e salladığını gördüm. İçimde garip bir his vardı. Neriman abla onu hastanelik ettikten sonra ilk kez geçen koğuşa gelmişti. Gözü yine bendeydi ama Neriman ablanın yanındayken değil bakmak ortalarda görünmüyordu. Şimdi ise havuzun yanında ne yapıyorsa benimle ilgili olduğuna emindim. Ona doğru yaklaştığımda hislerimin ne kadar doğru olduğunu öğrendim. Elinde tuttuğu şeyin Fuat'ın bana verdiği içi tuz dolu kese olduğunu fark ettiğimde ne yapıyorsun diye bağırarak telaşla koştum. Bir kısmı dökülmüş sarı dişlerini göstere göstere gülerek hazineni buldum dedi. Keseyi elinden çekip aldım ama içinde bir şey kalmamıştı. Daha da korkun, diğer üçü yerde duruyordu. Endişeyle işlerine baktım, hepsi boştu. Aptal kadın, onu burada boğazım geldi. Boş tuz keseleri elimde etrafıma bilinçsizce bakıyor, ne yapacağımı düşünüyordum. O sırada gözüm damlaya takıldı. Bana kilitlenmiş şeytani bir bakış gördüm gözlerinde. Yüzünde bir gülümseme ya da sevinç belirtisi yoktu. Bu işi Emine'ye o yaptırmıştı. Buna eminim. Kendisi tuz keselerine yaklaşamıyordu fakat bu deli kadın rahatlıkla yaklaşabildi. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. 4. Karanlıkta yatakta oturuyorum. Çok da karanlık değil. Bahçedeki lambalar içeriği hafifçe aydınlatıyor. Gözüm bir damlanın yatağında bir de Emine'nin. Artık bir korumam yok. Boş tuz keselerini küçük bir ümit olarak elimde tutuyorum. Bu gece ikisinin de bana zarar vereceğini hissediyorum. 5. Benim aksime Emine de Damla da huzurlu bir şekilde uyuyorlar. Ya da öyle görünüp beni gafile avlamaya çalışıyorlar. 14 Ağustos 2015 1. Gece aynı şekilde devam etmedi çok şükür. Meryem'in abla uyanıp yanıma geldiğinde gerginliğim azaldı. Yine de sabaha kadar uyuyamadım. Onunla oturup fısıltıyla konuştuk. Arada ikimiz de Damla'ya bakıyorduk. Uykusunda çok tatlı bir kız gibi görünüyordu. Meryem'in ablaya gündüzki olaydan bahsetmemiştim. Aslında ona yatağımın altındaki okumuş tuzlardan ve Fuat'tan da bahsetmemiştim. Anlattıklarımı duyunca çok şaşırdı. Çok değişik bir kızsın dedi. Damla ile ilgili anlattığın şeyler, benim onunla ilgili anlattığım şeylerden daha da garip, daha da korkunç. Fuat dediğin adamın bahsettiği şeyler pek akıl işi görünmüyor, eğitim falan. Biliyorum kulağa çok tuhaf ve saçma geliyor ama seninle birlikte hayatımdaki en güvendiğim kişi o dedim. Ona güvendiğimi söylemem onu çok mutlu etmiş gözüküyordu ki belki 20 yıldır ilk kez birisiyle insani bir ilişki kuruyordu. 2. Fuat'tan haber bekliyorum. Daha doğrusu buraya gelmesini. Hadi artık burada bir eğitim mi? Beklemekten, heyecandan, korkudan karnıma ağrılar girmesinin bana ne faydası olacak? 3. Neymişti ablamı ziyarete geldiğini söylediğinde şaşırdım. Ben Fuat'ı beklerken Banu geldi. Lütfen kötü bir haber olmasın. 4. Ablamı görmek için aşağıya indiğimde önceki gelişinden farklı olarak üstünde bir gerginlik vardı. Sarılması bile garipti. Bahçeye çıktık.
Ara ara etrafına bakıyordu. Deniz Bey'i neden böyle işlere bulaştırıyorsun dedi. Korkudan şurada bayılacağım. Korkusunu, tedirginliğini görmezden gelerek Fuat'la konuştum mu dedim. Bir an yutkunup evet dedi. Ne zaman gelecekmiş dediğimde gülümseyecek, gelmeyecek dedi. Ne kadar zaman bahçenin ortasında donmuş gibi durdum bilmiyorum. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Damla, gölgeler, deliler. Hepsinin korkunç yüzleri gözlerimin önüne geldi. Sana bunu gönderdi dedi ablam. Eline bir kağıt parçası sıkıştırmıştı. Defalarca katlanmış bir kağıt parçasıydı. Açmaya çalıştığımda başkalarının görebileceği şekilde açma şunu dedi ablam. Kızıyor muydu, korkuyor muydu anlamadım. Peki deyip cebime soktum. Sadece bu mu dedim, başka bir şey demedi dedi. Hayır dedi ablam. Sadece yazılanları harfiyen yapsın dedi. Sonra da fazla durmayacağını söyleyip kalktı. Giderken umarım kendine zarar vermezsin dedi. Koğuşa geri döndüm. Öğle vakti olduğu için pek kimse yoktu. Yatağa girdim, çekinerek açtım. İçindeki yazılar, şekiller, nasıl desem garipti. Okurken ürperdim. Ablam gittiğinden beri kağıdı elimden bırakmadım. Avucumdaki terler nemlendi. Defalarca okudum yazanları. Hala yazılanlara doğru şekilde yapıp yapmayacağımdan emin değilim. 5. Neriman ablaya Fuat'ın gönderdiği kağıtta yazılı olanları gösterdim. Çok şaşırdı. İşe yarayacağından emin misin diye sordu. Ona inanıyorum. Zaten başka ne yapabilirim ki? 6. Bahçede dolaşıp tebeşir alarak kullanacağım bir taş buldum. Bütün gün Damla kötü kötü bakıyordu bana. Bu kız hissediyor mu acaba olacakları? 7. Yatağa yattım ama Neriman da ben de uyuyamadık. Arada birbirimize ve Damla'ya bakıyorduk. Fuat gece 3.13'e 1 dakika kala başlamamızı yazmıştı. Neriman abla sadece gözcülük yapacak. Zaten çok karmaşık bir şey değil. Fuat'ın kağıda yazdığı, çizdiği şeyleri ezberledim. Ama dediği kadar kolay olursa şaşırırdım. 15 Ağustos 2015-1 saat 03.08. Fuat'ın harekete geçmemizi istediği ana dakikalar kaldı. O kadar heyecanlıyım ki kalbimin sesini birilerine uyanacak diye korkuyorum. Bu gece yatmadan önce Neriman abla ile yapacaklarımızı konuşmuştuk. Neriman abla, bu kadar basit mi? Başka bir şey yok mu dedi. Kağıtta başka bir şey yazmıyor. Bütün her şey bu kadarcık şeyle düzelecek mi dedi tereddütle. Öyle umuyorum dedim. 2. Vakit geldi. 3. Bu gece kimse uyuyamadı. Her şey çok inanılmazdı. Sabah olmasını zor bekledim. Nasıl anlatacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Harekete geçme vakti geldiğinde sessizce yataktan kalktım. Neriman abla kalktığımı görünce yatağında doğruldu. İkimiz de o saate kadar uyumamıştık. Terliklerimi giymeden parmak uçlarında yürüyerek Damla'nın yatağının ayak ucuna gelip yere eğildim. Neriman abla hemen arkamdaydı. Her şey çok kısa ve basit görünüyordu ama gözümde büyüdü. Tebeşiri terden sırımsakal olmuş elimle sıkıca tutuyordum. Fuat'ın verdiği kağıtta yazanları gözümün önünde canlandırdım. Önce büyük bir daire çizmeye başladım. Kalbim güçlü bir şekilde atıyordu. Çizebildiğim en iyi daireyi çizmeye çalışıyordum ama ellerim titriyordu. Tebeşirle daireyi tamamladığımda Damla sanki etinden bir parça koparılan birisi gibi çığlık atarak uyandı. Göz göze geldik. Ne yapıyorsun sen dedi. Gözlerindeki acıyı görebiliyordum. Gözündeki o tuhaf parıltının altında büyük bir acı vardı. O an Fuat'ın yazdıklarının işe yarayacağına olan inancım artmıştı. Daha işim bitmemişti. Harfleri de çizmeliydim. Teveşiri yere değdirdiğim anda Damla üzerime atladı. İnanılmaz bir kuvvetle beni itti. Koğuşun bir ucuna fırladım. Şaşkınlığı üstümden atıp kalktığımda yere tebeşirle çizmeye çalıştığım daireyi elleriyle silmeye çalışıyordu. Elinin değdiği beyaz çizgiler kızgın bir demir gibi hareketli sarı ve turuncu renklere dönüşüyordu. Gerçekten sıcak olmalıydı ki ellerinden ateşe bastırılmış etin çıkardığı sese benzer sesler geliyordu. Damla çığlık atıp ağlıyordu. Hepsini sildiğinde ayağa kalktı. Bu defa yüzünde korkunç bir ifade vardı. Yüz diyorum ama yüzden başka her şeye benziyordu. Ağzı kocaman açıldı ve koca bir homurtu yükseldi. Kükreme gibiydi. Yatakta ve ayakta olan ve çılgınca çığlık atan bütün deliler sanki bir kukla gibi havaya yükseldi. Ve hepsi bir duvara ve tavana çarptı. Ardından bütün yataklar sağa sola savruldu. Dışarıdan Kadri hemşirenin sesi duyuldu. Damla başını koğuşun kapısına doğru çevirdiğinde yatakların bir kısmı kapıya barikat gibi dizildi. Kadri hemşire kapıyı deli gibi yumrukluyordu. Savurabileceği en kötü tehditleri savuruyordu ama kapıdan içeri giremeyen birinin tehditleri anlamsızdı. Kapıya doğru bakarken birden soğuk bir el boğazımdan yakaladı ve yükselmeye başladı. Damla boğazımdan yakalamıştı. Beraberce yükseliyorduk. Seni sevmiştim dedi. Sesi o kadar hızlı değişiyordu ki bir kelimeyi bir kız çocuğu söylerken bir diğerini de o korkunç gölge söylüyordu. Korkudan titriyordum. Boşta kalan sol eliyle yüzüme dokunuyordu. İfrit sesiyle seni ilk gördüğümde sende başkalarının olmayan bir şey olduğunu fark etmiştim dedi. Sesi göğsümü titreştiriyor, sanki içimde yankılanıyordu. Sonra Damla'nın sesiyle kahkaha attı. O adam arkadaşın, o bana çok sıkıntı verdi ama o da seni burada yalnız bıraktı dedi. Ardından yere bakarak tebeşirle yere çizdiğin şeylere mi bana zarar vereceksin dedi.
Küçük bir kız çocuğu gibi kıkırdadı. Tebeşir ellerini yaktı ama. Nasıl cesaret ettim bunları söylemeye bilmiyorum. O an yüzünde bir şeyler hızlıca değişti. Uzun iki tırnağıyla elmacık kemiğinin altına bastırarak çekti. Canımın acısından çığlık attım. Hala da sızlıyor. Seni bağırta bağırta öldüreceğim dedi. O sırada Neriman abla ağlayarak Damla'nın üstüne atladı. Üçümüz de yere düştük. Neriman abla ona sıkıca sarılınca ben de Damla'nın elinden kurtuldum. Neriman abla kapısını çevirmeden bana seslendi. Ne yapacaksan yap bitir dedi. Bir an öyle baka kaldım. Tebeşir hala aynı yerde duruyordu. Hemen yatağın kenarına gidip çizmeye başladım. Damla'nın sildiği daireyi yeniden çiziyordum. Ellerim titriyordu çizerken. Çünkü arkamdan Damla'nın ve gölgenin çığlıkları geliyordu. Çabuk dedi Neriman abla. Daha fazla tutamayacağım. Arkamı dönüp baktığımda ikisinin de yükseldiğini gördüm. Ama Neriman abla onu bırakmıyordu. Damla. Yani gölge sürekli ikimize de küfrediyordu. Önce seni öldüreceğim yaşlı kadın. Hepinizi geberteceğim diyordu.